Mehmet'e ne gibi rahatsızlıklar vardır? Zehra Hocam'dan dinliyoruz. İyi günler. Memenin hastalıklarını iyi huylu hastalıkları, yani iyi huylu tümörleri ve kötü huylu tümörleri, meme kanserleri olarak ikiye ayırabiliriz. İyi huylu hastalıkları da benign tümörler, iyi huylu tümörler ve memenin iltihabi hastalıkları olarak ikiye ayırabiliriz kabaca. Memenin iyi huylu tümörleri memede en sık rastladığımız, daha çok genç hastalarda fibroadenomlar. Bunlar bir bağ dokusu tümörüdür. Muntazam sınırlı. Kişinin kendisinin de rahatlıkla eline gelebilen belli bir boyuta vardıktan sonra selim, iyi huylu tümörleridir. Bundan başka filoides tümörleri. Filoides tümörleri de çoğunlukla iyi huyludur. Bazen daha kötü seyreden, yayılan tipleri olabilir. Memenin kistleri olabilir. İçi sıvı dolu. Kistler de çoğunlukla iyi huylu. Benign kitlelerdir. Çok çok nadiren habis olabilirler. Bir de meme başı akıntılarının bir kısmında gördüğümüz kanal içi küçük papillomlar, küçük kitleler olabilir. Memenin iyi huylu tümörleri kabaca sıralarsak bunlardır. Zehra Hocam, memedeki iyi ve kötü huylu tümörler diye ikiye ayrılıyor dediniz. Bugün iyi huylu tümörlerden bahsedeceğiz. Evet. Peki nelerdir bunlar? Biraz önce saydığımız gibi ama bunları biraz daha geniş anlatmak istersek, açıklamak istersek, fibroadenomlar daha çok 1 santim, 2 santim boyutlarında gördüğümüz kitleler. Nadiren dev fibroadenomlar, 5-6 santimlik görebiliriz. Fibroadenomlar çoğu zaman gençlerde olur ama orta yaşta da görebiliriz. Gençlerdeki fibroadenomları çoğu zaman takip ediyoruz. Hemen eksize etmiyoruz, çıkarmıyoruz. Ama büyürse takipte 1 santimlik, 1,5 santimlik kitleleri takibe alıyoruz. Bunlar büyüdüğü zaman o zaman çıkarıyoruz. Orta yaşa doğru, yani 40 yaşından sonra gördüğümüz fibroadenomları daha küçük boyutlarda çıkarıyoruz, eksize ediyoruz cerrahi olarak. Çünkü bunların yaş ilerledikçe çok düşük oranda da olsa %3-5 gibi kötüye dönme ihtimali var. Fibroadenomlar ailede fibroadenom görülmüşse onun işte çocuğunda, yakınında, birinci derece akrabasında birazcık daha fazla görülme riski var. Burada genetik faktörler. Yani ailevi diyelim, genetik evet. Demeyelim de ailevi. Bir de meme başı akıntılarında gördüğümüz küçük kitleler, kanal içinde, duktus dediğimiz kanallar içinde, yani memenin süt kanalları içinde gördüğümüz ufak kitleler. Bunlar da birkaç milimden 1 santime, 1,5 santime kadar saplı. Çoğu zaman kanalın içinde hapsolmuş, yayılmamış. Yani kötüye dönüşse bile çok fazla yayılma riski olmayan tümörler. Bunları tespit ettiğimiz zaman, yani meme başı akıntısı olan hastalarda intraduktal papillom dediğimiz, yani kanal içi papillomlarından mutlaka şüphe etmeliyiz. Açık renkli akıntılarda veya yeşil renkli akıntılarda bu papillomların olma ihtimali çok az, ama kanlı akıntılarda bize daha çok kanlı akıntılar bu kanal içi papillomları düşündürmelidir. Bunlarda da tabii teşhis vasıtaları, işte ultrason, ondan sonra hastalara mamografi sırasıyla veya memeden gelen akıntıda patolojik tetkikler, böyle takip ederek teşhise varıp ondan sonra da gerekli tedaviyi yapıyoruz.
Memenin filoides tümörleri var. Bu tümörlerde genellikle büyük şeyde oluyor, büyük ebatlarda oluyor. Çok büyükse, yani memeyi tamamen kaplamışsa tabii memeyi çıkarıyoruz. Ama daha ufaksa kitleyi bir santim kadar temiz sınırda çıkarıp o şekilde hastayı daha sonra takip ediyoruz. Fibroadenomların da filoides tümörlerinde tekrar olma ihtimali var. Onun için hastanın takipte olması gerekiyor. Fibroadenomların bir kısmı da çok sayıda olabiliyor. Multiple fibroadenom, yani iki tane, üç tane aynı anda bir kişide çeşitli boyutlarda görebiliyoruz. Bu da tabii çok sık rastladığımız bir şey değil. Daha nadir oluyor. Diğer kistleri, yani iyi huylu tümör olarak kabul ettiğimiz kistlerde, kistlerin tedavisi de şöyle. Kistleri küçükse, yani bir santimin altında, bir buçuk santimin altındaysa takip ediyoruz ultrasonla. Eğer büyürse, zaten bazı hastalar ağrıyla gelir, birden ağrı oldu. Yani kist birden büyüdüğü zaman tabii ağrı yapıyor. O zaman birkaç kere onların içindeki sıvıyı enjektörle çekiyoruz. Onları tahlile gönderiyoruz, incelemeye gönderiyoruz. Eğer bu tekrar ederse iki kere, üç kere, o zaman kisti kılıfıyla birlikte cerrahi olarak çıkarıyoruz.